hem kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz? Şimdi o çalışmaları yapıyoruz. Teknofest etkinlikleri kapsamında TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak Türkiye'ye gelen Profesör Doktor Aziz Sancar, ayağının tozuyla TÜBİTAK Fen Lisesi'ne gitti. TÜBİTAK'ın Gebze kampüsünde alkışlarla karşılanan Sancar, geleceğin parlak beyinleriyle buluştu. Bilmiyorum hocam, nerede bizim Ahmet hocam? Kendisi çizmiş. Tecrübelerini gençlerle paylaşan Sancar, sorulan sorulara da içtenlikle cevap verdi. Nobel'e nasıl başvuru yaptınız? Başvuru süreciniz nasıl geçti? Nobel'e başvurmak diye bir şey yok. Kendinizi Nobel'e aday gösteremezsiniz. Onlar takip ediyorlar. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Onlar kendi kriterlerini bir şey diyorlar. Beni bugüne kadar kim aday gösterdi bilmiyorum. Öğrenciler Sancar'a bilimsel çalışmalarındaki hedef ve motivasyonunun sadece Nobel olup olmadığını da sordu. Eğer güzel iş yaparsam eninde sonunda Nobel en büyük gaye değildir. En büyük gaye kitapta da otobiyografimde de yazmışımdır. 100 sene sonra o benim buluşlarım sizin gibi Türk çocukları okuyacak, bunu bir Türk yaptı diyecekler. Benim gayem oydu. Ben Nobel düşünmüyordum. Peki, başarının sırrı neydi? Fatih'in meşhur bir şeyi vardır, sözü. İstanbul, ya ben seni alacağım ya sen beni alacaksın diye. TÜBİTAK Fen Lisesi öğrencilerinin Profesör Sancar'a bir sorusu daha vardı. Ben Atatürk'ün sayesinde oraya vardım. Çünkü Mardin'in Savur ilçesinde ki bir çocuğa, annesi babası okuma yazma bilmeyen bir çocuğun eğitim görüp Nobel alması Atatürk sayesinde oldu. Peki şimdilerde ne üzerine çalışıyordu? Profesör Sancar'ın bu soruya verdiği cevap milyonlarca kanser hastasına umut olacak. DNA onarım enzimine benzeyen bir protein var ama DNA onarımı yapmıyor. Bu ne yapıyor diye araştırırken bir baktım ki bu biyolojik saati kontrol ediyor. Ve bunun üzerinden biyolojik saat üzerinde çalışmaya başladık. Ve ikisini birleştirdim. Şimdi biyolojik saat DNA onarımı nasıl kontrol ediyor? Bunu kullanarak hem kanser önleminde hem de kanser tedavisinde nasıl kullanabiliriz? Şimdi o çalışmaları yapıyoruz. Profesör Sancar'a ayağının tozuyla geldiği TÜBİTAK Fen Lisesi ziyaretinde Teknofest İcra Kurulu Başkanı ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır'la TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal eşlik etti. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.